Herkese yeniden merhaba. Dilerim görüşmeyeli iyisinizdir ve sizler için her şey yolundadır. Bugün sizlere 2021 yılında okuyup en sevdiğim kitaplardan bahsetmeye geldim. Yılın bu zamanını çok seviyorum. Geriye dönüp baktığımda hangi kitaplar okumuşum, kaç tane kitap okumuşum, ne kadar Türk yazar okumuşum, kimlerle ilk kez tanışmışım, en çok neleri sevmişim, bir muhasebesini yapmayı çok seviyorum. Bu videodan önce de oturup bunların bir muhasebesini yaptım. Ve en sevdiğim kitapları ayırmak açıkçası biraz zorladı beni. Bu sene toplamda şu an elimdeki kitabı bitirdiğimde 64 tane kitap okumuş olacağım. O kitabı bitirmeyi beklemedim. Muhtemelen iyi bir kitap ama enlerime gireceğini düşünmediğim için de çok da fazla bekletmeden bu videoyu çekmek istedim. 64 tane kitapla kapatacağım bu seneyi, bir aksilik olmasa. Hatta 64,5 aslında. Charles Dickens'ın Kasvetli Evi'nin ilk cildini okuyabildim bu sene için ama ikinci cildine bir türlü fırsat bulamadım. Dolayısıyla aslında 64,5 kitapla seneyi kapatıyorum. En sevdiğim ilk 10 kitabı seçmek amacıyla değil ama en sevdiğim kitapları seçeyim diye kitaplığın karşısına geldiğimde ortaya çıkan kitaplar yaklaşık 20-21 civarıydı. Dolayısıyla ben de iki farklı videoda sizlere bunları anlatırsam daha iyi olacağını düşündüm. Tek bir videoda 20 kitabı kısa kısa bile anlatsam çok uzayacaktı. Dolayısıyla iki part halinde çekmeye karar verdim. Ama şöyle bir şey yapayım dedim. Bu videoda, ilk videoda en azından bu sene okuyup en sevdiğim ilk 10 kitabı anlatayım. İkinci videoda da ilk 10'a giremeyen ama en az ilk 10'dakiler kadar benim çok sevdiğim, geriye dönüp baktığımda kitabı düşündüğümde beni çok etkilediğini hissettiğim diğer 10 kitabı da, mansiyon ödülü verdiğim 10 kitabı da ikinci videoda anlatayım istedim. Bir aksilik olmazsa aralarını çok açmadan 3-4 gün arayla ikinci videoyu da çekip yüklerim diye düşünüyorum. Bu sene benim için aslında 64 kitap okusam bile 5-6 tanesi bunların gerçekten çok kalın klasikti. O anlamda aslında sayıcı önceki senelerle hemen hemen aynı. Ben genelde 60-70 kitap okuyorum. Denk olsa da sayfa sayısı bakımından ona bakmayı unuttum ama muhtemelen çok daha iyi bir yıl geçirdim. Onun dışında saydığımda 30 tane yabancı yazar, 34-35 tane de Türk yazar okumuşum. Farklı olarak değil, hani kitap olarak baktım. Aynı yazarlardan da kitaplar okudum sene içinde. Yaklaşık yarı yarıya olduğu için de fena bir denge kurmamışım diye düşünüyorum. Kitaplara gelecek olursak, önce yabancı yazarlardan ve hatta öncelikle klasiklerden başlamak istiyorum. Burada bir genel olarak beğeni sırası yapmadım ama içlerinde hani 2021 dediğimde benim için bir numaraya koyabileceğim, benim için ayrı bir yeri olan ilk kitabı göstereceğim. İlk kitap benim için 2021 dediğinde unutamayacağım ilk kitap aslında bir numarada Suç ve Ceza var. Bunun da sebebi aslında benim yıllardır klasiklerden korkup gözümün korkması ve kaçmamın, hani işte vakitsizlik, iş güç vesaire, bir türlü hani onlara odaklanamam, oturup işte bir hafta 10 gün okuyamam diye sürekli erteliyordum. Ama bugün senenin ortasında bir karar verdim. Hani ben Suç ve Ceza'yı okumak istiyorum diye bir gaza gelmiştim. Instagram'dan da hani yalnız okumak istemediğime dair kim ben de okumak ister diye soru sorduğumda bir kişi değil onlarca kişi geldi ve biz büyük bir grupla bu kitabı okuduk ve sonrasında kalın klasik klasiklerden korkmuyoruz grubumuz kuruldu. Dolayısıyla hem bana açtığı yol bakımından hem de kitabı okurken bana verdiği keyif bakımından, edebi olarak aldığım haz bakımından Suç ve Ceza benim için bu senenin apayrı yeri olan bir kitap. Dostoyevski'nin okuduğum ilk kitaptı. Uzun zamandan sonra okuduğum bu kadar kalın ilk klasikti ve aldığım keyif, edebi hazın tarifi mümkün değildi. Yani Dostoyevski'nin hayatını bildiğinizde bu kitap size çok daha anlamlı gelecek. Burada Raskolnikov adında bir karakterin eski bir hukuk öğrencisinin bir suç işlemesi ve bu suça giden yoldaki iç hesaplaşmaları, çatışmaları, bu suçu işlerkenki içsel motivasyonu, bir suçu işlemek için bunun gerekliliği
olabilir mi? Bu bir yani bunu mübah kılabilir miyiz? Toplumun daha iyi olması için, daha iyi yerlerde yaşamayı hak eden insanlar için suç işlenebilir mi? Bunun gibi aslında birçok soruya cevap arayan bir kitap. Sadece ana karakterleriyle değil, yan karakterleriyle de gerçekten romanı arşa çıkaran bir kitaptı. Her sayfası, her sorgulaması, o psikolojik açılımları beni çok etkiledi. Bu kitabı yazılırken Freud ve psikolojinin psikolojik çözümlemelerin, karakter analizlerinin çok da daha ortalarda olmadığı bir dönemde bu kadar iyi psikolojik analizlerin yazılması gerçekten muazzam bir başarı. Öyle ki hatta Suç ve Ceza yazdıktan sonra Rusya'da Dostoyevski tutuklanıyor. Çünkü bir insan suç işlemeden suçlu psikolojisini, bu içinde yaşadığı buhranı bu kadar iyi anlatamayacağını düşünüyorlar. Böyle de bir dipnot düşeyim buraya. O yüzden Suç ve Ceza benim için bu sene en etkileyici romanlardan bir tanesiydi. Yıllardır ertelediğime bir parça üzüldüğüm ama her kitabın bir vakti olduğuna inandığım için de doğru zamanda okuduğuma inandığım, iyi ki bu zamanda okumuşum dediğim bir kitap. Devam edelim. Dostoyevski'den bu sene Suç ve Ceza'dan birkaç ay sonra da Karamazov Kardeşleri okuduk. Bu da enlerim listesine girdi. İlk onda benim için. Bu da Dostoyevski'nin ölmeden önce kaleme aldığı son eser. Dolayısıyla bütün hayatı boyunca kendinde biriktirdiği bütün birikimi, felsefi birikimi bu kitapta yansıttığını görüyoruz. Ve yine hayatını bildiğinizde çok daha anlamlı olacak kitaplardan bir tanesi. Burada da bir baba ve üç oğlun üzerinden başlayan, ilerleyen, içinde dini, inançsal, yaşamsal sorgulamaların bulunduğu, yoğun olarak bunlarla ilerleyen, sonlara doğru da bir cinayet, bu oğullardan bir tanesinin suçlanması ve mahkeme sürecindeki savunmalarla beraber sizi okurken muazzam derecede etkileyecek çok çok iyi bir kitaptı. Suç ve Ceza'ya göre biraz daha zor okunuyor o bahsettiğim felsefi açılımlardan kaynaklı ve 300-400 sayfa kadar gerçekten emek isteyen kısımlar var ama sizi çok zenginleştireceğine inandığım ve düşünmeye sevk edecek bölümler bunlar. İyi ki bu sene çok bekletmeden ikisini arasını çok açmadan okumuşum dediğim kitaplardan biri. Yakın zamanda bu ay okuduğum hatta bu ay sonunda okuduklarım videosunda anlatacağım Sefiller kitabından bahsetmek istiyorum. Sefiller 1, Sefiller 2 şu şekilde. Bunu da bu ay kalın klasiklerle okuduk. Yani geçen ay ilk cildini, bu ay ikinci cildini okuduk ve yine ilk onda sayabileceğim kitaplardan bir tanesi. Jean Valjean benim yıllar geçse de unutamayacağım karakterin kurgudaki rolü, bu karakter üzerinden toplumun adiliği, toplumun adaletsizliği o kadar iyi yansıtılmış ki ve arka planda muazzam bir Fransa tarihi var. Hani bilmediğimiz ya da hani çok hakim olmadığımız bir ülkenin tarihini o kadar iyi kurgulamış ki ve özellikle ikinci ciltteki devrim barikatında olanlar gerçekten epik denilecek kadar beni etkiledi. Çok 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 sevdim gerçekten. Bu sene hani bu grubun bana kattığı en sevdiğim ilk üç kitap bu bahsettiklerim ve şeye dikkat ettim hani bu kitapları seçtikten sonra da ilk onundaki kitapları da baktığımda hani kurgudan ziyade ana karakter beni çok etkilemiş. İşte Suç ve Ceza'da Raskolnikov'un Karamazov Kardeşler'deki o üç kardeşin Dostoyevski'nin çeşitli dönemleri yansıtması ve bu sebepten dolayı karakterlerin çok zengin olması, akılda kalıcı olması, keza Sefiller'deki baş kahramanımız Jean Valjean'ın bu şekilde olması. Diğer bahsedeceğim kitaplarda da benim için kurgu evet çok iyi ama kurgunun ön planı önüne gelen baş karakterin çok akılda kalıcı olması. Bu tarz kitaplardan biri de benim için bu sene Charles Dickens'tan Büyük Umutlar'dı. Bunu her ay bir klasik grubuyla okumuştuk. Burada da Pip adında bir çocuğun hikayesini okuyoruz aslında. Annesi babası olmayan, ablası ve eniştesiyle yaşamak zorunda olan bir çocuğun hayatının bir noktasında ona kalan bilinmeyen bir kişiden ona kalan mirasla beraber hayatının değişimi ve şehre gidip okumaya başlaması.
başlamasıyla kendisini bir beyefendi olarak yetiştirmesi için bir dönüşüme girmesini aslında okuyoruz ama tabii ki düştüğü, kalktığı, umutsuzluğa düştüğü, umuduna tutunduğu ve yan karakterlerin kurguya çok iyi bir şekilde bağlanıp sürprizi, gizemi çok iyi koruduğu bir kitap. Beni çok şaşırtan bir kitaptı okurken. 600-650 sayfa ama çok fazla hani Victoria dönemine ait fazla detay, evet Victoria dönemine ait esintiler var ama 650 sayfa boyunca Pippi yanındaki karakterleri ve kurguyu aslında hikayeyi okuduğumuz için çok da sürükleyici, hani aralarda sizi yavaşlatacak işte tarihi bilgilerin, işte çeşitli ne bileyim şeylerin olduğu, ne derler ona, böyle çeşitli çözümlemelerin olduğu yerler çok fazla yok. Genel olarak salt kurguyu okuyorsunuz ama o haliyle bile inanılmaz zengin bir kitap. Benim Dickens'tan okuduğum ilk kitaptı. Bu sene de Kalın Klasiklerle grubuyla beraber Dickens okumalarına devam edeceğiz. Bir diğer kitabım ve son yabancı yazarım, 5-5 olmuş şu ansa da, öyle plan, yani planlı bir şey değildi, John Williams'tan Stoner. Bu kitap benim için bu senenin en iyi kitaplarından biri. Yine karakteri anlamında benim hiç unutamayacağım karakterlerden bir tanesi. Hani ben bunu senenin başında okudum. Aradan 9-10 ay geçmesine rağmen hatırladığımda hala çok iyi bir şekilde, net bir şekilde karakteri yaşadıklarını hatırlayabiliyorum, resmedebiliyorum kafamda. Burada da aslında ilk sayfadan size ne olacağını söylüyor. William Stoner adında bir karakterimiz var. 60'lık yaşlarında ve ölüyor. Ve kitabın daha sonrasında çocukluğundan bu ölümüne kadar olan hayat hikayesini okuyoruz. Aslında çok sıradan bir adamın hikayesini okuyoruz. Çocuk yaşta yani fakir bir ailede doğmuş, büyümüş bir çocuk. Babasının yönlendirmesiyle bu fakirlikten kurtulmalarına bir çare olacağı için üniversite döneminde ziraat mühendisliği okumak için şehre geliyor ama üniversitedeyken edebiyata olan tutkusunu keşfediyor ve bir branş değiştiriyor ve daha sonrasında üniversitede hoca olarak kalması, işte evlenmesi, ilişkileri, bu üniversitedeki diğer hocalarla olan sürtüşmesi, işte ve ölümüne giden yolda yaşadıklarını okuyoruz aslında. Çok sıradan bir adamın hikayesi ama bu kitapta sıradanlığın cazibesinin ne olduğunu görüyorsunuz. Yani bu kadar aslında günlük hayatta da birinin yaşayabileceği bir hikayeyi bu kadar sade bir şekilde, bu kadar ilginç bir şekilde, sizin ilgiyle okuyabileceğiniz bir şekilde yazılması beni çok etkilemişti. O yüzden bu sene unutamadığım kitaplar arasına girdi. İlk 5 kitap bu şekildeydi. Dediğim gibi sadece Suç ve Ceza bir numarada. Diğerlerinin sırası yok. Hani karışık anlatıyorum. Diğer 5 kitap da Türk edebiyatından olmuş tesadüfen. İlki Ömür İklim Demir'den Kum Tefrikaları. Gerçekten sıfır beklentiyle başladı. Konusunu dahi bilmediğim ama 7'den edebiyatta seçildiği için listeme giren bir kitaptı. Ama kitap bittikten sonra Ömür İklim Demir ne yazsa okurum dediğim yazarlardan birisi oldu. Burada da yine karakteriyle önce beni etkileyen bir durum var. Mithat adında bir karakterimiz var. Suruç'ta doktorluk yapıyor. İşte 30-35'li yaşlarında fiziki olarak kendini salmış. Psikolojik olarak işte işe gidip gelen, sadece doktorluğunu yapan, hayattan çok bir beklentisi olmayan yalnız bir adam. Sonra İstanbul'daki yıllar önce görüştüğü ve uzun zamandır görüşmediği yaşlı bir halasından kendisine bir miras kalıyor. Bu mirası almak için eve geldiğinde orada eniştesine ait, eniştesi de Osmanlı döneminde hava kuvvetlerinde çalışmış, pilotluk yapmış biri. Onun bir günlüğünü buluyor. Tabii farklı bir dilde yazıldığı için de bu günlüğün çevrilmesi gerekiyor. Suruç'ta da onun Murat adında bir tane çok yakın bir arkadaşı var. Murat Hoca ile beraber bu günlüğün aslında gizeminin ne olduğunu okuyoruz. Hikaye iki koldan ilerliyor. Bir günümüzde Mithat'la Murat Hoca'yı, Murat'tı yanlış hatırlamıyorsam şu an çok emin, evet Murat Hoca'nın. Bir yandan da aslında özellikle eniştenin günlüklerinden o Osmanlı dönemindeki hava kuvvetlerinde yaşananları, o pilotlukla yaşadığı işte arada
ajanlık vesaire gibi durumlar da var. O tarafı da okuyoruz ve inanılmaz sürükleyici bir kurgu var. Kimileri bu havacılıkla ilgili olan kısımlarda fazla detaya girdiğini söylemiş yazarın ama ben oralarda da inanılmaz keyif aldım. Şöyle bir kitap, sonlarına geldiğinizde kurguda böyle bir viraj var. Hatta U dönüşü var. O U dönüşü beni şok etmişti ve bittiğinde şey dediğimi hatırlıyorum. Ya bu kadar iyi giderken buna gerek var mıydı? Ya bence beğenmedim bu kitabı dedim ama düşündükçe, içimde bu son piştikçe ben bu kitabı çok sevdiğime karar verdim. Yani farklı bir şey denenmiş, yaratıcı bir şey var, iyi bir dille kaleme alınmış. O yüzden benim için bu senenin en iyilerine giren kitaplardan biri oldu. Gönülden tavsiye etmiş olayım. Adı da çok anlamlı kitabı okuduktan sonra. Ve kitaptaki o kumla alakalı çölde geçen sahneleri okurken o kumu gerçekten boğazınıza kadar hissediyorsunuz. Batmış gibi hissediyorsunuz yani. O kumu bu bile çok etkileyici. Müsaadenizle su içeceğim. Çünkü biraz hastayım. Sesimden de anlayacağınız üzere. Ama çok da ertelemeden çekmek istedim bu videoyu. Bir diğer kitap bu senenin benim için en iyi aşk romanıydı. Orhan Pamuk'tan Masumiyet Müzesi. Kimileri için bu bir aşk romanı olmasa da benim için bu sene okuduğum, içinde aşk geçen kitapları düşündüğümde aşkın en güzel kaleme alındığı, o aşkı anlatan satırları okurken edebi anlamda inanılmaz keyif aldığım, mest ola ola okuduğum bir kitap. Orhan Pamuk'tan okuduğum dördüncü kitap şu ana kadar okuduğumlar arasında en sevdiğim kitaptı. Ve müze fikri ile beraber kitabın harmanlanması, müze fikri oldu yani bu kitabın bir müzesi var bildiğiniz üzere. Orhan Pamuk bu ikisini beraber planlıyor ve müzesi olması fikriyle aslında kitabı yazıyor. Kitapta da aslında bir müze var. Ve dolayısıyla bu arasındaki bağ kitaptaki Kemal'in, Füsun'un işte onlara ait objelerin yani kurgu karakterlere ait objelerin bir gerçek müzeye dönüştürülmesi fikri zaten inanılmaz etkileyici. Sadece zaten aylık okumalarımda da bahsetmiştim. Kitabın bir 200 sayfalık kadar kısmında Kemal'in Füsun'a olan takıntısıyla alakalı bir bölüm okuyoruz. Orası biraz baysa da sonlarına doğru olan anlatım, Kemal'in hisleriyle olan dürüst hesaplaşması beni bu kitabı en iyilere seçmeye teşvik etti diyebilirim. Devam edelim. Bu sene toplamda 4 ya da 5 öykü kitabı okumuşum. Onların arasından baktığımda ön plana çıkan bir tane öykü kitabını ilk ona eklemek istedim. O da Mahir Ünsal Eriş'ten Sarı Yaz. Bunu da bu ay okudum. Ay sonunda okuduklarım videosunda detaylı bahsedeceğim ama Mahir Ünsal Eriş'i bu kitabı okuduktan sonra hatta ilk öyküsünü okuduktan sonra ben bu yazarın tüm külliyatını tamamlayacağım dediğim bir yazar oldu. Beni o kadar etkiledi. Bu kitapta da belirli bu kitapta da öyküler belirli bir olayla zaten arkasında da yazıyor deprem olayıyla bir deprem var. Bu depremle birbirine bağlı hayatları okuyoruz aslında. Her öyküde o depremin etkilediği farklı insanları benzer çevrede yaşayan, benzer ilde ya yani aynı ilde yaşayan, işte aynı muhitte olabilen ya da farklı muhitte yaşayabilen o çevredeki insanların hatta aynı evdeki insanların, aynı mahalledeki insanların hayatlarını okuyoruz. Deprem aslında küçük bir ayrıntı oluyor bu noktada. Ana olay olmaktansa. Ama birbirlerine bağlanışı, depremi bu şekilde kullanılması, hani bağlantılı hikayeler, öykü kitapları okuyoruz ama bu bana o deprem hem yani o bağlantının seçildiği şey yani bağlantı noktasının deprem olması hem de karakterlerin ana olarak depremden ziyade farklı şeylerle bağlanması beni çok etkiledi. Çok çok sevdim. Bu senenin okuduğum en iyi öykü kitabı diyebilirim o yüzden. Ömür İklim Demir'in aslında Muhtelif Evhamlar kitabı da çok iyiydi ama ilk ona Sarı Yaz'ı eklemek istedim. Bir diğer kitabım Tahsin Yücel'den Yalan. Ben Tahsin Yücel okumayı çok seviyorum. Yalan da karakteriyle beni etkilemeyi başarmış. Bundan aradan onlarca yıl geçse de Yusuf Aksu karakterini asla unutamayacağım. Bir roman karakteri oldu benim için.
Yalan aslında bir sistem eleştirisi ama bunu yani bu kitabı aslında şöyle söyleyeyim farklı kılan diğer kitaplara baktığımızda şimdi bu 600 küsurluk sayfalık bir kitap ve kitap Yusuf Aksu'nun işte çocukluğuyla başlıyor, lise yıllarıyla, okul yıllarıyla başlıyor. Sonra Yunus Aksu adında bir arkadaşının dahil olmasını okuyoruz ve sonrasında bir şeyler oluyor ve kitabın %80'lik kısmı Yusuf Aksu'nun 60'lı yaşlarında geçiyor. Yani biz aslında bir ömrü okuyacağımızı düşünürken 60'lı yıllarına atlıyor hikaye. Ve biz şey düşünüyoruz yani biz 400-500 sayfa kurguda ne okuyacağız? Bu hikaye nereye bağlanacak? Merakla okuyoruz. Hani o bir gerçekten çok iyi saklanmış. Hiçbir şekilde ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Ara ara biraz uzatıldığını düşünmüş olsam da karakterin çok iyi çizilmesi, kurguya çok iyi yedirmesi Tahsin Yücel'in sistemi eleştirirken eleştirmek istediği şeyi kurguya yedirmesi, yani Yusuf Aksu'nun etrafındaki insanların çok tanıdık figürler olması toplumdaki ve bunu çok iyi diyaloglarla yansıtmasını ben çok beğendim o noktada. O yüzden de enlerime giren bir kitap oldu. Diyebilirim. Tamam. Bu kadardı. Şey, daha birkaç bir şey daha vardı aklımda ama şu an hatırlayamadım. Burada kapatayım yalan konusunu. Ve son kitabımda yılın en ipeklere sarıp sarmalamak istediğim gönlümün bir yerinde, özel bir yerinde yer edinen Şükran Yiğit'ten Burası Radyo Şarampol. Bu kitabı çok sevdim. Çok bizden, çok içten olmasını, ya moraliniz bozuk olduğunda bir tanıdık birine ihtiyacınız olduğunda açıp okuyabileceğiniz, Filiz'le dertleşebileceğiniz kadar samimi bir dilde yazılmış bir kitap. Filiz kitabın ana karakteri. Filiz'in 14 yaşlarında yanlış hatırlamıyorsam başlıyor. Antalya'nın Şarampol Mahallesi'nde işte lise hayatını okuyoruz. Daha sonra İstanbul ve Berlin'e uzanan Berlin duvarıyla beraber biraz siyasi tarafının da işin içine girmesiyle beraber işte Alman karakterlerin işin içine girmesi, Filiz'in hayatındaki tökezlemeleri, düşüşü, kalkışı, tekrar ülkesine dönüşü, bütün bunların inanılmaz güzel, tatlı, samimi, sıcak bir dille anlatılması ama bir derdinin de olduğu bir roman. İçinde çok güzel adına da isim verdi, Radyo Şarampol bir radyo muhabbeti var. Güzel şarkıların kurguya yedirildiği. Gerçekten ya okuduğunuzda sizi iyi hissettirecek. Böyle kitaplarla çok karşılaşamıyoruz çünkü. Benim Şükran Yiğit'ten okuduğum ilk kitaptı. Daha sonra toplamda 4 kitabı var zaten. İkisini aldım, birini okudum, birini kaldı. Bir tane kitabında baskısı yok. İnşallah daha fazla yazar da okuruz. Ben hani bu tarz naif bir dille, sakin, samimi bir dille yazılmış, derdi olan, bizden olan kitapları, karakterlerle bağ kurabilmeyi çok seviyorum. Bu kitap da benim için onlardan bir tanesiydi. Benim için çok özel bir yeri var. Dilerim sizin de bir gün yolunuz bu kitapla kesişir. İlk 10 kitabım bu şekildeydi. Çok detaya girmeden aslında bende bıraktıkları hisleri anlatmaya çalıştım. Çünkü çoğunun senenin yani ilk yarısında hatta en yakın Sefilleri okudum sanırım. Diğerleri hani aralarında şey üzerinden bayağı zaman geçti ama bendeki etkileri ilk günkü kadar tazeliğini koruyor. Dolayısıyla o yüzden aslında ilk ona girmeyi başaran kitaplar bunlar. İkinci parta da çekeceğim dediğim gibi oradaki kitaplara da haksızlık etmeyelim. O videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Çünkü ilk ona giremeseler de gerçekten çok iyi kitaplar onlar da. Bu şekildeydi. Benim için hani 64 kitabın ilk 20 kitabını seçmek neredeyse 3 kitaptan birini o kadar çok sevmişim ki sizlere önermek istemişim. Benim için çok verimli bir sene geçti. Yılın ilk 8 ayında yarı zamanda çalıştığım için aslında biraz daha kısıtlı sürede okumalarım oldu. Onlar olmasaydı belki 70 kitabı bile yakalayabilirdim ama hiç sorun değil. 5 kitap okusanız bile sizin yani benim için kar, ne kadar okusam kar. Sayılar çok önemli değil. Ben bu sene gerçekten çok güzel kitaplarla, çok iyi edebi eserlerle, çok iyi klasiklerle tanıştım. Benim için çok verimli bir sene geçti. Sadece 4-5 tane kitabı çok sevemedim. Onlarla çok yıldızım barışmadı. Onun dışında yaklaşık 60 kitabı gayet keyifle severek, büyük bir merakla keyifle okudum. Bakalım Part 2'de hangi kitapları size anlatacağım? Sizin 2021'iniz nasıl geçti? Ortak kitaplarımız var mı ilk onda?
Buradan anlattıklarımdan merak edip okuyacaklarınız var mı yeni yılda? Yorumlarda beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu hasta halimi, hasta sesimi tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videoda, bu serinin ikinci videosunda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.